dafetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Temel geometri kavramlar ve çizimler konusuyla baş başayız. senle beraber bu konuyu teker çizim teker mi yapacağız. Hocam? Evet çizim yapacağız. Oh Mesela doğruya dik çizmeyin nasıl olduğunu göstereceğim sana. Ama öncelikle doğru, doğru parçası ışın kavramını hemen sana göstermek istiyorum. Bu doğru. Ondan sonra bu doğru parçası. Burada başlangıcı sonu belli. Ama bunun başlangıcı sonu yok. Bu sağa doğru sonsuza kadar. Bu da sola doğru sonsuza kadar gidiyor. Işın dediğimiz şeyde başlangıcı belli ama sonu gelmiyor. İlerliyor gidiyor. Işın kılıcı Burada gibi. Bunu bitmene göre gidebilir miyiz? Hayır bitmene göre. İki noktanın birbirine göre konumuna bakacağız. İşte iki birim sağda, üç birim yukarıda falan filan. Eşit uzaktaki doğru parçalarına bakacağız seninle beraber. Açılar konusuna bakacağız. Açılar konusunda açıların ölçülerini gösterme ve benzeri. Açılar nedir? Nasıl? Komşu açılar ve benzeri. Aynı zamanda doğruya dik çizme dediğimiz şey. Al bir doğru sana. Al buna dik çiziyorum. Bak hop tak diye bak Aa. dik çizdim. İşte bunun nasıl çizildiğini seninle beraber öğreneceğiz evladım benim. Hadi bakalım o zaman şimdiden dersimiz başlasın. Şimdi sizinle beraber e, Milliyetin Bakanlığı'nın verdiği şeylere bir göz atalım. Milliyetin Bakanlığı diyor ki iki yönde sınırsız olan doğu düz çizgiye biz diyor... ...doğru adını veririz diyor. Zaten bu bildiğimiz bir şey ya doğru ama... ...sağa sola doğru, sonsuza kadar... ...sınırsız bir şekilde uzuyor. Gösterimlerde nasıl biliyor musun? A, B yazıyorsun, bitiriyorsun, bitti bu kadar. Veya B, A da yazabilirsin bu arada. Hani A, B veya B, A aynı şey sonuçta. Veya Tonguç Rambim, bu A, B'nin... ...üzerine böyle bir... E, ...doğru işareti koyabilirsin. Veya B, A'nın üzerine de böyle bir... ...iki tane oklu çizgi koyabilirsin... ...diyoruz Tonguç'un. İki ucu sınırlı doğruya ise Tongçelaz'ın benim doğru parçası diyoruz. Bak bir tanesi doğru, sınırsız gidiyor. Doğru parçası ise sınırlı, belli yerlerde bitiyor. Bak burada burada bitmiş, burada bitmiş. Yani buradan buraya kadar. Ama bu sonsuza kadar gidiyor. Yani bunu çizmeye çalışsam sonsuza kadar uzatırım. Ama burada tutabiliyorum. Gösterimlere de bakalım bunun. A, B yazarım. Böyle etraflarına e, köşeli parantezler koyarım. Veya B, A yazarım. Köşeli paranteze koyarım. Veya Tonguç Eran benim AB yazıp üzerine şöyle e, aynı buradaki çizginin kendisini yapıyorum. Veya BA yazıp üzerine bu çizginin kendisini yapıyorum diyorum. Şimdi doğru parçası iki nokta arasındaki en kısa yol olduğunu bilmemiz gerekiyor Tonguç Eran benim. Doğru parçasının iki nokta arasındaki en kısa yol olduğunu bileceğiz. Yani e, bununla bunun arasındaki en kısa yol yoksa başka nasıl gidebiliriz? Böyle de gideriz. O zaman uzatmış oluruz. Mesela A-B şehir arası böyle de gidebiliriz. Veya bu Türkiye'ye dolaşırız böyle geliriz falan filan diyor. Bir ucuz bak ışın dediğimiz şeyse... ise... Tonguç ışınların var mı evladım benim? Var hocam. Lazer, lazerim var hocam. Işın Aynı ışın kılıcım var, var. Var. Işın kılıcım var mı? Işın kılıcım var kılıcım var pili bitti hocam çalışmıyor artık ya. Tebrik ediyorum. Bir ucu sınırlı diğer ucu sınırsız doğruya biz ne diyoruz Tonguç Erhan benim? Işın diyoruz. Mesela evet. bak burada başlamış... Buradan sonsuza kadar gidiyor. Ve nasıl gösteriyorum? AB ışını şeklinde gösteriyorum ve şöyle diyorum bak. A'ya köşeli parantez koyuyorum. Çünkü A kapalı. A duruyor burada ama B'de sonsuza kadar gidiyor için bunu açık bırakıyorum. Bak böyle yaptığım şey duruyor demek. Böyle yaptığım şey de açık sonsuza kadar gidiyor demek. Veya Tonguç Hanım ikinci bir gösterim ise AB yazıyorum. Böyle aynı buradakini yapıyorum. Aynı buradaki çizgiyi gösteriyorum. Doğru ve ışının boyu Tonguç Hanım benim aslında sınırsız yani sonsuz da diyebiliriz. Doğru ve ışının boyu olmaz. Ee, yani ölçülemez boyu. Ama doğru parçasının boyu sınırlı. Dolayısıyla doğru parçasının boyunu ölçebiliriz diyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Şimdi mesela hemen şöyle söyleyeyim. AB doğru parçasının boyu eşittir 3 santimetre yazabiliriz. Şurası A, şurası B diyelim. Şurası A, şurası B diyelim. 3 santimetre diyelim. Al böyle gösterebiliyoruz diyoruz. Şimdi geldik paralel ve dik doğrulara. Tomuş her benim şu doğruya şu doğru birbirine A, paraleldir. AB paraleldir CD'ye gösterir ve bu iki tane çizgiyle gösterir. Paralel doğruların arasına Tonguç Şeral benim. Bu işaret koyulurken dik doğruların arasına ise Amuda kalkmış T harfi koyulur. Aa. Neden biliyor musun? Çünkü dik doğruları çizilir zaman, K, L, ile M, N zaman... ...bak şurada da aynı işaret doğuyor biliyor musun? Bak bu işaretin aynısı. Amuda kalkmış t. Amuda kalkmıştı. T, tebrik ediyorum. Dolayısıyla bunların arasına ise şu işaret koyuluyor diyoruz. Yani şu amuda kalkmış T harfi koyuluyor. K, L, ile M, N birbirine dik. Çünkü neden biliyor musun? 90 derece var. Yani aralarında bir kare var görebiliyor musun? Böyle aralarında bir kare olduğunu gördüğün her şey aslında... Diktir diyebiliriz. Şimdi üst üste çizilen doğrulara biz Tongçelen benim çakışık doğrular deriz. Ee, dolayısıyla birbirini, birbirini tek noktadaki kesen doğrulara ise kesişen doğrular deriz. Sana göstereyim mi bunlara ilgili bir örnek Tongçelen benim? Bak mesela bir tane doğru çiziyorum. Şimdi diyorum ki buradan başlasam... ...bir, iki, üç, dört tane sağa... ...bir, iki, üç, Time'da yukarı gitsem. Yani şuraya gelsem. Bak şöyle bir doğru çiziyorum. Bu doğruyla, bu doğruyla. Bak yeşille çiziyorum. Birbirinin üstünde çizilen. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Buradan başlayıp bunaca. Al. Al. Üst üste çizdim. Görmüyor musun? İşte bunlar çakışık. Veya bir tane daha çiziyorum. Kırmızıyla çiziyorum. Bak bunlar hepsi çakışık doğrular. Yani kırmızı, yeşil, mavi. Mavi doğruyla, mavi doğruyla, e, yeşil doğru ve kırmızı doğru, hepsi birbirle çakışık doğru. Peki, tek noktada kesen doğrular, kesen doğruları hemen göstereyim. Mesela bir örnek yapayım. Bir, iki, üç, dört, beş Buradan başladım. E, bir, iki, üç diyorum. Üç buradan. Şimdi şu bir doğru, pardon, şu bir doğru. Neymiş öyle Benim? Evet hocam. Buna M doğrusu, mavi doğru diyelim. Sonra diyorum ki, bak, tek noktada kesen doğru. Mesela şurada da bir e, noktasında bu böyle başka bir doğru diye çiziyorum. Bu da K doğrusu. Al bunlar tek bir noktada kesişiyor. İşte mesela bu noktaya da kesişme noktası K diyelim mesela. İşte bunlar aslında kesişen doğrular diyoruz. K ve M kesişen doğrular diyoruz. Şimdi geldik geldik artık önemli bir e, ölçüm sorularına. TN doğrusuna paralel ve GC doğrusuna dik bir, birer doğru çizelim demiş. Şimdi e, TN doğrusuna paralel bir doğru çizeceksek yapmamız gereken şey Tomuç hocam. Bak bu nerede bak. TNGC Tonguç hocam. Evet evet. Bu buradan mı? Şurada. Bak. 1 2 3 4 ee, 1 2 3 4 1 2 3 değil mi? O zaman buna paralel bir doğru çizeceksem aynı mantıkla ilerlemem gerekiyor. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Şuradan bir nokta alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sağa gittim. 1, 2, 3 yukarıya gittim. Dolayısıyla bu iki noktayı birleştirdiğim zaman aslında buna paralel bir doğru çizmiş oluyorum. E ee, mesela D doğrusu diyelim. D doğrusu paraleldir. TN doğrusuna diyebiliriz. Şimdi buna dik bir doğru çizmek istiyorsam da şimdi e, burada da şunu yapmam gerekiyor. 90 derecelik şeyi oluşturmam gerekiyor. E, ee, bak bir şimdi bu doğru bu doğruya dik bir doğru çizeceğim. O zaman diyorum ki yahu şöyle bir doğru çizerim ve aralarında 90 derece olması gerekiyor Tomurcuklarım. Aralarında 90 derece de bak burada 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 değil mi? Burada da şöyle bir şey çıkıyor. Eee hemen şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4. Yani şuralardan geçen doğru 8'e 4, 8'e 4 olayını sayaraktan bunlar aslında birbirine paraleldir. Buna mesela D doğrusu pardon, e, M doğrusu diyelim. M doğrusu diktir. GC doğrusuna diyorum. Burayı anladık mı Tonguç Aran, benim süper zekisin. O zaman dik ve paralel doğrunun çizimi de görmüş olduk. İki noktanın birbirine göre konumu ise acayip önemli. İki noktanın birbirine göre konumuna bakıyoruz. Bak sağ, sol, yukarı, aşağı zaten bunları biliyoruz hatta bunları ne yapabiliriz? Bazen doğu yazabiliriz. Sonra buraya batı yazabiliriz sonuç olarak benim. Buraya kuzey yazabiliriz. Yönleri de bilirsek iyi olur. Buraya da güney yazabiliriz. Buna da aklımızın köşesine kalsın. Hemen artık bitiriyoruz dersimiz. A noktası B noktasının bilmem ne birim solunda, bilmem ne yukarısında. B bak B noktasının dediğine göre B'den saymaya başlayacaksın. A'ya gidebilmek için ne yapman gerekiyor? Soluna ne bir, 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sol 1, 2, 3. 3 tane yukarı. 7 birim sonunda 3 birim yukarısına diyoruz. Yani ben buradan buraya gitmeye çalışıyorum. B noktasının dediği için nından başlayacaksın. A noktasına gitmeye başlayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Yani hep ee, böyle gideceksin sonra yukarı veya işte böyle gideceksin sonra yukarı veya böyle gideceksin sonra aşağı falan filan diye bir yöntem bulmalısın diyorum Tonguç Eren Ve eş doğru parçalarına baktığımız zaman yandaki doğru parçanın eş olanları bulalım. Bulalım. Çok basit bak. Bir, iki, üç, dört. Zaten bu dört birim. Bir, iki, üç. Bu üç birim. Bunları zaten görebiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi bir, iki, üç. Bu da üç birim. CD ile KL eşit. CD ile KL birbirine eşit. Bu doğru parçası olduğu için böyle göstermem gerekiyor. Ki, aman dikkat et diyorum sana. ABD 1, 2, 3, 4, 1, 2 var. 4 sağ 2 yukarı bak. Şöyle bir üçgen oluştu ya burada. 4'e 2 bir üçgen var mı bakalım. Ee, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Al sana 4'e 2 bir üçgen var. 4'e 2, 4'e 2. O zaman bunlar da AB ile AB ile GH de birbirine eşittir diyoruz. Diğerlerine bakalım. Şimdi bak 1, 1, 2, 3, 4. 4'e 1 değil mi bu? Ha 4'e 1. O zaman bu da yalnız başına kaldı arkadaşlarımız. Aynı noktadan çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekle tonguç herhalde benim açı diyoruz. Zaten açı e, burada bunu mesela not alabilsin. Neden diyeceksin? Çünkü açının tanımını bilmemiz gerekiyor tonguç herhalde. Çıkıyor hocam sınavlarda? Şöyle bir açı var. Bak dikkat et. Bu bir ışın tonguç herhalde benim. Bu da başka bir ışın. İki tane ışın bir araya geldiği noktada şurada işte açı dediğimiz... ışın ışın dikişin dikişin. Bunu gösterirken A, O, -B açısı diye gösteriyoruz. A, O, B açısı diye gösteriyoruz. Veya Tomuç'um veya B, -E B, O, A açısı diye gösteriyoruz. Ama bunların üstüne bir şapka koyuyoruz. Buna biz açı şapkası diyoruz Tomuç'um. Hatta bir gösterim daha var. O da buradaki O noktası ya onun üzerine şapka koyarak gösterebiliyoruz. Dolayısıyla üç farklı gösterim var. Bunları bilirsek açı kavramının temelini anlamış oluruz. Dar, dik ve geniş açı. Açı işte de üç çeşit açı var. Dar, dik ve geniş açı. Dar açı dediğimiz şey ölçüsü tonu çerebiliriz. Hocam siz olaylara dar açıdan bakıyorsunuz. Dik açıdan mı bakıyorsunuz? Hayır. Mı? Olaylara geniş açıdan bakman gerekiyor. 0 Sıfır ile 90 derece arasında açılara biz dar açı diyoruz. Dik açı ise ölçüsü 90 derece. Aşırı basit. Geniş açı ise tonu çerebiliriz. Ölçüsü 90 ile 180 arasında olan açılar. Mesela örnek olarak söyler misin bana? Mesela 30 derece dar açılır değil midir? Evet, dar açılır. Mesela 50 derece dar açılır. Dar açılır. Mesela 80 derece dar açılır. Ee, çok da dar durmuyor ama dar açılır. Ama 0 90. Mesela 89 derece dar açılır. Aslında biraz ama dar hocam yine dar. 1 derece dar açılıdır Dar, daha sert. Evet, 0 ile 90 arasında her şey. Peki e, geniş açıya bakalım. 100 derece geniş açı mıdır um? Evet. 120 derece geniş açı mıdır? Evet. 150 derece geniş açı mıdır? Bayağı. E, 91 derece geniş açı mıdır Tonguç'um? Yani evet, e, evet, 90'dan 90, 90 ile Süper Mesela örnek olarak bir çizim yapmak istiyorum sana. Bak şöyle bir açı mesela. Al sana dar açı. Neden dar açı? Çünkü bir kare Tonguç herhalde. Benim bak dikkat et. Karemize bakalım. Şöyle aslında şurası bir kare değil mi? Evet bak, hocam. bu kare aslında 90 dereceyi temsil ediyor. Yani şurası 90 derece. Yani dik açı dediğimiz şey aslında budur. Ee, ...dar açı ise bundan daha küçük olanları... ...yani bunun birazcık daha küçük... ...bak şunu şöyle çizin zaman... ...böyle çizelim e, kare olurdu... ...buradan böyle çizelim kare olurdu... ...ama ondan daha küçük olunca dar açı oluyor... ...aynı şekilde... ...bak şöyle bir e, kare gibi bir şey yapayım... ...bu buradaysa... Bunun da kareden daha büyük olması gerekiyor. Yani şurası 90'sa daha da büyük olması gerekiyor. Buna da geniş açı diyoruz Tonguç Eramem benim. Burayı anladıysam mükemmel olur Tonguç Eramem. Ölçüsü Tonguç Eramem 180 derece olan açılara biz doğru açı diyoruz. Not alalım değil mi hocam bunu? Kesinlikle bunu doğru... Not al. çünkü en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hmm. Yani şunu unutma. Bak dar, dar sıfırla e, 90 derece arasında. Morki'de 2009'da sınıfa girdi hocam. Dik açı 90 derecede. Geniş açı e, 90 ile 180 derece arasında ve doğru açı dediğimiz şey, bak burası çok önemli, 180 derecedir Tongucuğum. Isınma bir soru yapalım, hadi bakalım. Açıların çeşitlerini yazalım. Dar 0 ile 90 arasında, o zaman bu dar açıdır diyebiliriz. 159, bununla bunun arasında, o zaman bu geniş açıdır diyebiliriz. 180 derece, e, doğru açı zaten, o zaman bu doğru açıdır diyebiliriz. 12 derece. E bunda bunun arasında dar açıları diyebiliriz. 90 derece e dik açı o zaman süper zekisin Tokucuğum. 179 e bunda bunun arasında o zaman geniş açı diyebiliriz. Bravo diyorsan bütün açılar Bravo. ölçüleri bulmuş Şimdi verilen açıları isimlendirip çeşitlerini yazalım. Ali, Osman, Hamza ve Ayşe olsun hocam isimleri. Saçmalama ne diyorsun? Şimdi bak burası şöyle olsaydı 90 derece olmaz mı? Bak kare evet. gibi olurdu görüyor musun? Bak şuradan şöyle şöyle gelseydi da kare gibi olurdu. Ama daha küçük olmuş. Daha küçük olduğu için dar, dar açı diyoruz. Peki bu açıyı ne diyoruz mesela? O açısı, o açısı ee, dar açıdır diyebiliriz. Şimdi geldik bu zımbırtıya. Mehmet, tumba olsun hocam bu açının adı. Bu açıda bak dikkat, hani böyle böyle olsaydı 90 derece olurdu. Ama daha fazla olduğu için o zaman şu açıya biz geniş açı diyebiliriz. D -E F açısı diyebiliriz. çünkü D -E F ve geniş açıdır diyebiliriz Her Eren dal cross açısı olsun hocam bu Bak dikkat et. Şurası zaten dop doğru değil mi? E burası 180 derece o zaman. KLM açısı e, doğru açıdır diyebiliriz Tonguç Geldik bu zımbırtıya. Burada da çok kıl bir şey var. Bak bu bunun tam ortasından geçiyor. Bak karenin tam ortasından geçiyor. Bu da bu karenin tam ortasından geçiyor. Aa. İşte o yüzden burası 90 derece. Yani ABC açısı, ABC açısı ...dik açıdır diyebiliriz. E, a o B, bir doğru açıdır. Verilen açılara göre kol açısının ölçüsü... ...böyle bunu unutmuşuz... ...ve çeşidini yazalım demiş. Bak AOB bir dop doğru... ...dümdüz bir çizgi. Dümdüz bir çizgi olduğuna göre... ...doğru açı olduğuna göre... ...bunun 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bak et. Burası 80 dereceymiş. E, burası da 15 dereceymiş. E, şuradaki kol açısı... KOL açısı. Yani şurası kaç derecedir diyor. E hepsi toplamı kaç derece Tonguç benim? Doğru açı olunca 180, 180. O zaman 80 ile 15'i toplarsam 95 etmez mi Tonguç'um? Evet. 95 şu ikisinin toplamı. Bu ikisinin toplamını bütün hepsinden çıkartırsam yani 180'den çıkartırsam Tonguç Eren'in benim. Cevabımız 85 derece yani burası 85 derece. O zaman KOL açısının ölçüsü ölçüsü 85 derecedir ve bu açı bir dar açıdır Tonguç Erhan'ın benim süper zekisin diyoruz. Geldik. Şekilde verilen saat 3'ü göstermektedir. 5 saat sonra akrep ile yakıvar arasında kalan e, kalacak olan küçük açının çeşidini yazmış. Tonguç'un bak kısa olan çubuğa akrep dedir. Uzun olan çubuğa yakıvar 5 yani saat sonra saat kaç olur Allah'ın sırasına? 3'e 5 daha 8. Tebrik ediyorum. Birazcık yaklaşmak istiyorum. Yeni nesil bir soru çözüyoruz seninle beraber. Yeni nesil beceri temelli bir soru çözüyoruz. BTS var değil mi? BTS sorusu. Beceri temelli soru çözüyoruz. Şimdi Tonguç'um saat saat üçse beş saat sonra saat sekiz olur. O zaman akrep dediğimiz bak bunu akreple gösteriyorum. Kırmızı dediğimiz şu çizgi sekize gelecek. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. O zaman şuraya hatta bir tane daha çizeyim. Bir tane daha saat çizeyim. Bir tane daha saat çizeyim. Burası on iki. Burası 3, burası 6, burası 9 değil mi? Burası 7, burası 8, burası 5, burası 4, burası 2, burası 1. Bunları da göstermiş olduk Tonguç'um. 10, 11. Şimdi diyor ki, adam, akrep dediğimiz şey 8'e gelmesi gerekiyor. Sağ 8 çünkü. Yelkovan da Tonguç'er benim, sağ 8'de. Yelkovan 12'yi gösteriyor çünkü tam 8, değil mi? Yani. Şimdi diyor ki bize, eee akrep ile yelkovan arasındaki açıyı soruyor bize. Şuradaki açıyı soruyor. Ha, bakar mısın? Şuradaki açıyı soruyor özet. O zaman ne yapacağız? O zaman yapacağımız şey şu. Her bir bölme arasındaki açıyı bulalım bak. Burada kaç bölme var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 Peki hepsi tam tur kaçtır biliyor musun bak? Tam tur. Tam tur dediğimiz şey aslında 360 derecedir Tonguç'um. 360 derece olduğuna göre 30 12 tane parça vardı ya. 360'ı ben 12'ye böldüğüm zaman Tonguç'um 360 12'ye böldüğüm zaman 30 derecedir. Bir tane bölme aslında 30 derecedir. Bir bölüm derece ise bu 8 ile 12 arasında kaç bölüm var sayalım sana var. 1 2 3 4 tane bölüm var. O zaman Dört bölme de, pardon hemen şöyle yapalım. Hop şöyle bir daha eski halimize geldik mi geldik. Dört bölme dediğimiz şey bir bölme 30 derece ise dört bölme dediğimiz şey dört kere 30 yani 120 derecedir. Şimdi dersimiz başlıyor. Bir noktadan bir doğruya dik olarak çizilen doğru parçasına ya da ışına dikme denir. Dikme çizmeyi bugün öğreneceğiz. Dikme dediğimiz şey aslında ee, şöyle bir şey. Şu bir doğru ya. Bu bir doğru ya. Bak burada kareler var değil mi? Kareyi çizdiğimiz zaman dikkat ederseniz hatırlarsanız şu parça şu ile şu kenarı da birbirlerini 90 derece ile keserdi. Ve bunlar birbirlerini aslında diklerdi. İşte bu dikme dediğimiz şeyin başka bir gösterimi. İşte burada bir sürü kare var. Ya. Bak şu şu parça şöyle bir şu bir karenin şurada ufacık bir kare var. Onun bir parçası değil mi? Ben buna şöyle bir dik çizebilirim. Bu çizdiğimiz dike doğru parçasına biz dikme adını veriyoruz. İşte bu çizdiğimiz şeye dikme diyoruz ve şöyle gösteriliyor. Şu çizgiyle gösteriliyor. Şöyle diklik çizgisine yani amuda kalkmış T harfiyle gösteriliyor diyebiliriz. Yani şu doğruya D doğrusu dersem mesela şuraya A noktası şuraya B noktası dersem D doğrusu diktir. AB doğru parçasına diyebiliriz. AB doğru parçası burada ...dikme adını alıyor diye biz böyle teorik konuştuk birazcık kusura bakmayın ama... ...yani aralarında 90 derece açı var canım bu kadar uzatmaya gerekiyor Yani şu kalemse şu şuna diktir. Ama şöyle dik değildir bak dikkat et. Buna 90 derece olmak zorunda. Böyle olunca dik olmuyor. Böyle olunca dik oluyor. O yüzden bunu bilmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir doğru varsa mesela şu da şöyle bir doğru ...al bu buna diktir çünkü aralarında 90 derece var. Ama böyle olunca dik olmuyor. Aralarında ufacık bir açı var gördüğünüz gibi. Açılar konusuyla çok bağlantılı... Ee, hemen geçiyoruz. Şimdi pergel ile doğruya dik bir doğru çizme. He, şimdi burası esas önemli işte. Pergelimizi aldık. Pergelimizi aldıktan sonra böyle pergelimizi açıp kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi. Pergelin böyle kaliteli bir özelliği var. Böyle açtık. Şimdi birazcık açıyorum pergelimi. Böyle bir açtım pergelimi. Birazcık havalı pergelim var bu arada onu söylemek istiyorum. Şimdi mesela şöyle bir e, pergelimin e, şuraya bir noktaya koyuyorum bu noktaya hatta bu noktaya da şöyle bir işaret koyuyorum diyoruz. Şu noktaya şöyle bir işaret. Pergelimi koyduğum nokta tamam mı? Sonrasında pergelimi şöyle döndürüyorum. Hop şöyle döndürdüm ve gördüğünüz gibi bir daire çizdim. Hadi göremiyorsunuz şu anda hatta birazcık yaklaştırayım şöyle. Evet hemen şöyle. Hatta birazcık daha bastırayım. Şöyle şöyle. Ee, pergelimizi çok pardon evet şuradan çizmiş olduk. Şimdi pergelimizi buraya koyduktan sonra bir şurada, bir şurada, bir de şurada bir nokta aldık, değil mi? Şimdi bir daire çizdim. Bu dairenin geçtiği yerleri doğrunun üzerine yaptım. Sonra diyorum ki yahu ee, sonrasında şöyle bir şey yapıyorum. Şu noktaya koyuyorum pergelimin ucunu. Pergelimin ucunu bu noktaya koyduktan sonra e, birazcık daha fazla açıyorum bu sefer. Şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki şu, hatta evet birazcık daha şu, şu şöyle açtım. Şöyle bir daire çizermiş gibi yaptım. Sonra diğer tarafa koydum. Sonrasında şöyle bir daire çizermiş gibi yaptım. Yani diğer tarafa koyduktan sonra sonra şöyle bir daire çizermiş gibi yaptım. Sonra bunlar bir yerde kesişti gördün mü? Bunların kesiştiği noktayı da böyle çizik atıyorum. Nokta koyuyorum. Sonra diyorum ki bu orta noktasıyla yani bu, bu dairenin orta noktasıyla şurada kesişim noktasını yani şöyle koyunca e, bu buradan geçti. Şöyle koyunca bu buradan geçti. Bunların kesiştiği noktayı birleştirdiğim anda al sana, dikmeyi oluşturmuş oldum diyoruz. İşte burası 90 derecedir. Pergelle dikme çizme önemli bir kazanım. Herkes bunu anladı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Tabii 90 derece olarak olacak bir dikme çizik. İşte bu çizdiğimiz şeye dikme diyoruz diyoruz. Şimdi bir birazcık da şey yapalım. E, bu e, hani şeyler üzerinden antrenman sorusunu yapalım birim kareler üzerinde verilen doğru parçalarına dikme, dikme çizelim. Antrenman sorusu. Hadi birazcık daha odaklanalım. Şimdi birim kareler üzerinde verilen doğru parçalarına dikme çizelim. Buradaki mantık şu. Hemen bakalım. Bakın. Mesela şuna dikme çizeceğiz. Buna dikme çizeceğiz. Bak buradan bu noktaya geliyor değil mi? Buradan buraya gelirken aslında yaptığım birim kareleri sayacağım. Bak. Bir, iki, üç tane aşağı gittim. Üç tane aşağı gittim. Bir, iki, üç, dört tane de sağa gittim değil mi? 3'e 4. Sonra ne yapıyorum biliyor musun? 3'e 4 gittiysem yine 3'e 4 gidiyorum. Bu noktadan başlıyorum. Diyorum ki 1, 2, 3 tane sağa gidiyorum bu sefer. 1, 2, 3, 4 tane de yukarı gidiyorum bu sefer. Sonrasında bu noktaya geldikten sonra diyorum ki bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum. Bu noktayla bu noktayı birleştirdiğim zaman al sana diki oluşturmuş olduk diyoruz. Bak ne yaptık? 3 aşağı 4 sağa gittik. Sonra 3 sağ 4 yukarı gidiyoruz. Dolayısıyla yerlerini değiştiriyoruz ve dikmemizi çizmiş oluyoruz. Ee, yaptığımız şey aslında bu kadar. Şimdi sonrasında aynı mesela şuna bakalım. Şuna baktığımız zaman bak ne yaptık? Bir bak bu noktadan bu noktaya gelmeye çalışıyorum. Bir iki tane aşağı gittim. iki tane aşağı gittim. Bir iki üç dört beş tane de sağ gittim değil mi? Aynı şeyi burada yapıyorum. Bu sefer diyorum ki bak bu sefer bir iki e, 2, 3, 4, 5 tane aşağı gidiyorum. 1, 2 tane sola gidiyorum ve bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum. Bu noktayla bu noktayı birleştirdiğim zaman dikmemizi çizmiş oluyoruz. Bu doğruya dikmeyi çizmiş olduk. Geldik bu zımbırtıya. Bu zımbırtı da şöyle yapıyorum. Şimdi şuradan şuraya gideceğim. Şuradan şöyle giderken 1, 2, 3, 4 tane sola gidiyorum. 1, 2, 3, 4 tane sağa gidiyorum. Aynı şeyi böyle yapıyorum bak. 1, 2, 3, 4 tane Aşağı gidiyorum. 1, 2, 3, 4 tane sağa gidiyorum. Sonrasında bu nokta bu noktayı birleştiriyorum. Al sana dikme yapmış oldum. Yani dikme çizmede kareleri sayma metodundan yararlanıyoruz. 4'e 4, 4'e 4. Bak burada 2'ye 5 saymıştık. Burada 5'e 2 saydık. Burada 3'e 4 saymıştık. Burada da 3'e 4 saydık. Dolayısıyla bunları saydığımız zaman aslında dikmeyi tam oluşturmuş oluyoruz. Dikmeyi de göstermiş olduk. Şimdi hemen bir tane model soru yapalım. Bu model soru sınavlarda çıkabilecek tarz soru bu sor söylemek istiyorum. Şekilde verilen kom açısı doğru açıdır demiş. Bak kom doğru açıdır. Tamam. Doğru açı demek hemen hatırlayalım. 180 derece demekti. Kon açısının ölçüsü mon açısının ölçüsünün iki katına eşit olduğuna göre. Kon açısının ölçüsü yani burası. Mon açısının ölçüsü yani şurası. M, O, N yani burasının ölçüsünün iki katı olduğuna göre. O zaman buraya bir kat dersem buraya iki kat demem gerekiyor. E, o ne açısı, o ne ışını özür dilerim, o ne ışını o noktası etrafında saatin ters yönünde kaç derece döndürülürse mon açısı dik açı olur demiş. Ha, bak 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 soruya bak ne kadar kazıkulaziz bir soru. Diyor ki bir kere burası 180 derece Toplamda 3 kat var. 3 kat 180 derece ise. 1 kat 180'i 3'e böldüğünüzde 60 derece olmaz mı? O zaman demek ki burası 60 dereceymiş. Burası 120 dereceymiş. Diyor ki ON ışını diyor. Yani şurası. ON ışını. Bunu düzeltmiştik. ışını yapmıştık. O noktası etrafında. Yani bunun etrafında. Saatin tersi yönünde kaç derece? Saat saat ne tarafa doğru döner? Saat akrebe böyle döner değil mi? Böyle döner. Böyle döner. E, saatin tersine demek bu tarafa doğru. O zaman bu tarafa doğru, bu tarafa doğru e, kaç derece döndürülürse MON e açısı dik olur. MON e açısı da burası 60 derece dik olur. O zaman şöyle döndürülmesi gerekiyor. Ve hani buna dik olan çizgi de aslında şöyle döndürülüp burasının 90 derece olması demek değil mi? 90 derece olması Bu zaten 60 derece. Bir 90'dan 60'ı çıkardığımız zaman 30 derece daha döndürülmesi gerekiyor. Onu bulabiliyoruz. Bir birim mesafeli noktalardan oluşan düzlemdeki OB ışınının OB hadi şuraya hemen B ışın B diyelim. OB ışının O noktası KLM noktalarından hangisiyle birleştirilirse hangisi birleştirilirse dik açı olur demiş. Şimdi aynı metodu uygulamaya çalışacağız. Bunun dik açısı açı olabilmesi için bak ne yaptık? Bak dikkat et. 1 bak buradan buraya gidebilmek için 1 iki, üç tane yukarı gittik. Üç birim yukarı gittik. Sonra iki birim de sağa gittik değil mi? Sonrasında aynı metodu yine uyguluyorum. Bak bir, iki, üç tane ee, sağa gidiyoruz. Bir, iki tane de aşağı gidiyoruz. Burası. İşte bu noktayla birleştirdiğimiz zaman o noktasını aslında bu noktaya göre yaptım. Bak 3'e 2 gittim. 3'e üçe... Yine 2 gittim ve bu ikisini birleştirdiğimiz zaman al sana 90 derece etti. Dik açı olur diyor biliyoruz. Bugün paralel doğru nedir onu anlamaya çalışalım. Bir diyor ki milletim Bakanlığı. AB ve CD doğruları paralel ise. AB şu iki işaret böyle iki tane böyle çizgi çiziyoruz. Bu şekilde olacak şekilde. Paraleldir CD olarak gösterilir. Paralel doğrular birbirleriyle şunu unutmayalım. Kesişmezler kesişmezler. Paralel doğruların birbirleriyle kesişme gelmeyecek. Kesişme ne demek diyeceksin? Kesişme de şöyle demek. Al sana bu iki doğru birbirine kesişiyor. Al sana bu iki doğru birbirine kesişiyor. Ama paralel doğrular hiçbir zaman birbirleriyle kesişmezler. Mesela bakın şu iki doğru diyelim. Bu iki doğru böyle gider 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 hop kesişti görüyor musun? Ama bu iki doğru gider 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 hiç kesişmiyor görüyor musun? Veya bu iki doğru gidiyor gidiyor, gidiyor 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 gidiyor, hiç kesişmiyor. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel oluyor diyoruz. Şimdi mesela yukarıda verilen doğru parçadan hangi ikisi birbirine paraleldir? Hemen paralel olduğunu bulabilmek için de hemen birazcık daha odaklanalım. Şöyle birazcık daha şu karelerin içine gelelim. Böyle birazcık daha odaklı madaklı ders güzel oluyor gerçekten de. Hemen bak şimdi mesela bir iki tane yukarıya. Ee, ...bir, iki, üç, dört tane de sağ. Bak iki tane yukarıya dört tane sağ. Var mı öyle bir şey? İki tane yukarıya dört tane sağ. İki, i̇ki dörde olan bir olay var mı? İki dört üçgenini oluşturabileceğimiz bir olay var mı? Bakalım. İki yukarıya dört sağ. Var mı bakalım? Ya sanki yok gibi. Bak e, burada yok. Şununla paralel olan... Zaten ben bunu da göremiyorum. Bak bununla paralel olan bir bu olabilir. Buna bakalım. E, bir, iki, üç e, ee, pardon 1, 2, 3, 4 tane sağa gitmiş. 1, 2, 3, 4 tane de yukarı gitmiş. 2'ye 4 yok burada. O zaman bu ikisi birbirine paralel değildir. Paralel gibi gözüken peki şuna bakalım. 1, 2 tane yukarı gitmiş. E, ee, kaç tane sağa gitmiş? 1, 2, 3, 4, 5 tane sağa gitmiş. Bak 2, 2 süper tutuyordu ama bu 5, bu 4 bu tutmadı. Dolayısıyla bunlar paralel değildir diyorum. Şimdi paralel gibi gözükenlere bakıyorum şimdi. Şununla şu olabilir mi? Hayır. Mesela baksana zaten bunlar birbirlerine bir yerlerde kesişecek gibi duruyor. Bakar mısın? Şurada ileride bir yerde kesişecekler gibi. Ama şununla şu sanki paralel gibi duruyor. Bir sayalım bakalım. Burada bir kıllık var. Bakın. Şimdi ee, ne demiştik? Yeşille yapıyorduk. Bak bir iki tane sağa git sola gittim. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tane yukarı gittim. İki sol sekiz yukarı. Buna bakalım. Bir sol bir sol, bir, iki, üç, dört tane yukarı gittim. Allah Allah. Bakar mısınız? Bak iki, sekiz gittik. Bir, dört gittik. Yani burası iki, burası sekiz, burası bir, burası dört. Yani birbirine iki katı neredeyse. Ve birbirine çok paralel gibi duruyorlar gerçekten. Yani bak şimdi bak şu şöyle gidiyor, şu şöyle gidiyor. Aynı şey burada gidiyor. Yani ben bunu iki katına çıkardığım zaman zaten ikiye sekiz olacak. Bak bir iki dört sekiz iki katına katıyor. Dolayısıyla bunlar birbirine paraleldir. B paraleldir E diyebilirim. Bravo diyorum herkese. Ve burada şunla paralel hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Hani bir de ona sayalım isterseniz. Bir iki tane sol. 1, 2, 3, 4 tane de yukarı gitmiş. 2'ye 4 burada da yok ne yazık ki. 2'ye 4 burada var ama bu böyle gidiyor, bu böyle gidiyor. Bunlar kesiyorlar bak gördüğünüz gibi. Gibi özelliklerle hangi ikisi paraleldir demiş ve doğru cevabımızı bulmuş olduk. Birim kare üzerine verilmiş AB doğru parçasına paralel ve 3 birim uzakta CD paralel ve 2 birim uzakta EF doğruları çiziyor demiş. Tamam yolla. CD ile EF arasındaki uzaklık en az A birim, en fazla B birim ise A artı B kaçtır? Yuh! Soruya bakar mısın? Gerçekten de yuh yani. Gerçekten cins bir soru bu. Şimdi ee, şöyle düşünelim. CD ile EF arasındaki en az A, en fazla B. Şimdi ilk başta düşüneceğim. AB doğru parçasından paralel bir üç birim uzakta CD çizilmiş. Şimdi paralel paralel olduğuna göre eğer şu doğru AB ise paralel olduğuna göre böyle 3 birim yukarıya doğru bir tane şey çizebiliriz. Mesela 3 bak 1 2 3 tane saydım. Sonra bundan buna paralel bir çizgi çiziyorum. Al sana çizmiş oldum. Buna ne diyorum? CD diyorum. C D dedim. Tamam ev Sonra paralel ve 2 birim uzakta EF'e çiziyor demiş. AB doğru çubuğunun bahçesine paralel ve 2 birim uzakta. Şimdi eğer ben eee 2 birim uzaktayı burası alırsam 1 bir, 2 birim alırsam EF neresi olur? Bak şimdi dikkat et. EF bu olur. EF burası olduğu zaman, EF doğrusu burası olduğu zaman ve iki birim uzakta görebiliyor musun? Aslında bu iki birim uzakta. E, A, B doğrusuna. Tamam eyvallah. E, CD ile E, F arasında bu E, bu da F ise eğer, bu da F ise eğer, ne kadar arasında mesafe var? Bir birim mesafe var değil mi? Ha, bunun arasında bir birim mesafe var. O zaman bu en az bir birim olur. Bak dikkat et. Peki en fazla nasıl olabileceksin? Bak, AB doğru parçasında paralel üçün uzakta CD vardı ya. iki birim uzakta EF vardı. E ben niye burada EF çizdim? Aşağı doğru çizeyim EF'yi. Bak, aşağıda iki birim uzakta olsun. O zaman EF'yi burada da çizebilirim ben demek. EF'yi burada çizdiğim zamansa, EF'yi burada çizme. Cinslik zaten burada. EF'yi burada çizdiğim zamansa CD ile EF arasında bak 1 2 3 4 5 birim uzaklık oluyor. İşte en fazla 5 birim olabiliyor. Yani burada çizsem 1 bir birim oluyor arasındaki uzaklık. Burada çizdiğim zamansa 5 birim oluyor arasındaki uzaklık. Dolayısıyla en fazla 1 en az da 5 olmak üzere cevabımız 6. AB burada var zaten. AB'nin 3 e, birim uzağında CD varmış. Bunu bir yerleştirdim. Buraya da yerleştirebildim bu arada. Bunu fark etmez ama buraya yerleştirdim. Sonra diyorum ki EF de 2 birim uzaktaymış. O zaman yukarıda yerleştirdim. O zaman CD ile EF birbirine çok yakın oldu. Çok yakın olunca aralarındaki uzaklık en az oldu bir birim oldu. Ama EF'yi ben buraya yerleştirseydim, EF'yi ben buraya yerleştireydim, CD ile EF birbirine çok uzaklık olacaktı. Yani aşağı doğru iki birim olsaydı çok uzak olacaktı. O zaman burada beş birim olacaktı. Yani aslında şu, aslında şu. AB buradaysa, AB buradaysa, e, CD'yi kiremit rengiyle çizmiştim. CD buradaysa, EF de buradaysa. Bunların arasında bir birim oluyor. Eğer AB buradaysa e, yine e, CD buradaysa ama bu sefer de EF buradaysa bunların arasındaki uzaklık bunların arasındaki uzaklık da 5 birim oluyor. Şimdi şunu unutmayın. Niye buraya CD'yi çizdin de, de, diye dediğinizi duyar gibiyim. E, fark etmez. CD'yi aşağıda çizebilirim. CD buradaysa 3 birim uzaklıkta. EF burada da olsa, burada da olsa aynı terenen ne olacak? Yani yine bazen birbirin bazen de 5 birim olacak dolayısıyla toplamda cevabımız 6 birim. Gerçekten kıl bir soru çözdük. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım. Tamamdır hocam. <laughs>